Özür dilerim. Ne için? Bugün için. Ne oldu bugün Kartal? Esra. Söylesene ne oldu bugün? Esra zorlama ne olur. Ben söyleyeyim. Ben bugün bir hayal kurdum Kartal. Dedim ki ben bu adama aşığım. Ömrümü vermek için kapısında dikildiğim ama bir türlü o kapıdan içeri giremediğim adama aşığım. Ben bu adama ne versem az geliyor biliyor musun? Ne versem? Esra. Canımı versem. Kalbimi söksem, avuçlarına koysam. Aklımı, gözümü, kulağımı, her şeyimi versem az geliyor. Sonra dedim ki ne az gelmez. Ben o hastaneye bu hayalle gittim Kartal. Ama sen bu hayali istemedin. Sen o çocuğu istemedin. Olmazdı çünkü. Niye? Niye? Var mı bir cevap? Hı? Gidecek misin yoksa yine? Cevabını bekliyorum. Farkındayım biraz erken oldu. Evet erken oldu. Ama benim kaybedecek vaktim yok biliyorsun. En son lafı en başta söylemek durumundayım. Anladım. Aziz benim bir annem var biliyorsun değil mi? Bunu bilmesi lazım. Pat diye evleniyorum dersem. Annen yarın sabah İstanbul'da olacak. Gerçekten mi? Evet. Hatta memleketten Saad'ın karısı ve kızı da geliyor. Sürprizler de dolusun. Tamam şöyle yapalım mı? Annem bir gelsin. Emineler de gelsin. Konuşup son kararı verelim. Olur mu? Boynum kıldan ince. Sen ne dersen. Yok mu bir cevap? Esra şu halimize baksana. Ne var halimizde? Benim kendime hayrım yok. Görmüyor musun sen? Ya tamam. El ele veririz. Sen de biraz kendini toparlarsan. Esra sıkıldım. Babandan sıkıldım. Babanın esareti altında olmaktan sıkıldım. Sürekli işler çeviren halandan sıkıldım. Onun yardakçısı kocasından, hiçbir işe yaramayan kardeşinden sıkıldım. Ben bu evden sıkıldım. Bu evde olmasın o zaman. Nereye istiyorsun? Başka yerde olsun. Başka bir şehir, başka bir ülke. Ne bileyim, dünyanın öbür ucuna gel de ben gelirim. Kardeşini, babanı silip atacaksın yani. Atarım. Yemin ediyorum hiçbir şey gözümde değil. Ben her gün aşık oluyorum sana ya, her gün. Ne bileyim, sen de bir gün, bir sabah uyanırsın, bana aşık olursun. Başka bir ülkede olacaksa, başka bir yerde olacaksa, bu olsun.